kendisini evet susmanız gerekiyor. Bir resme 5 dakika ara veriyorum ve kendisinin salondan çıkarılmasını idare amirlerinden istiyorum. Bir yanda gece yatağa aç giren çocuklar, gün boyunca yoksulluğu iliklerinde hisseden insanlar, gençler, emekçiler, emekliler varken, diğer yandan bu düzenin istismarından menfaat sağlayan sermayedarlar ve bürokratik oligarşi var. Utanma gibi erdemlerin yok olduğu, pişkinlikle savunulan bu düzen, yalanla gerilim, çatışma ve savaş politikalarıyla sürdürülmeye çalışılıyor. Evet değerli milletvekilleri ve bizleri izleyen sevgili halkımız. Bugün Türkiye'de 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Gençler umutsuz, Türkiye'yi terk etmenin yollarını arıyor. Eğitim sistemi tamamen çürümüş durumda. Öğrenciler ne evrensel değerleri ve bilgi teknolojilerini hak ettikleri gibi edinebiliyorlar, ne de bugünlerini ve geleceklerini güvende hissedebiliyorlar. Sağlık sisteminde 5 dakikayla göstermelik tedaviye dönülmüşken, halk hastanelerde sabah karanlığında sıraya girerek aylar sonrasına verilen randevuların yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Esnaf siftah yapamıyor. Mutsuz ve umutsuz. Kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Ayakta kalamayanlar dükkan kapatıp işsizler ordusuna katılıyor. Çiftçi maliyeti karşılayamıyor. İthalat politikalarından kaynaklı sorunlar nedeniyle üretimden dışlanıyor. Kadınların yaşam hakkı her an tehdit altında. Erkek şiddeti kadınları hayattan koparmaya devam ediyor. Kadın emeği daha derin bir sömürü çarkına bağlanmış durumda. Yüzlerce yıllık mücadele ile elde edilen kazanımlar birer birer gasp edilmek isteniyor. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde her yıl dünya sıralamasında gerilere düşüyor. 10 milyona yakın engelli yardım, lütuf ve inayet anlayışıyla toplumsal ve siyasal hayattan soyutlanıyor. Kürt sorununda çözümsüzlük ve şiddet siyaseti her geçen gün daha fazla cana, kaynağa ve krize neden oluyor. Peki bu iktidar bu bütçeyle ne yapmaya çalışıyor? Neyi hedefliyor? Değerli milletvekilleri, sevgili halkımız, 2023 merkezi yönetim bütçesiyle asıl kaynak aktarılan iki büyük kesim savaş ve faiz lobileridir. Bu bütçe halktan aldığı vergilerden faiz lobilerine 565 milyar lira aktarıyor. Savaş lobilerine ise 468.7 milyar lira aktarmayı öngörüyor. Yani bütçe gelirleri kapsamında halktan toplanan her 3 Türk liralık verginin 1 lirası faiz lobilerine, savaş baronlarına altın tepsilerle servis ediliyor. Milyonlarca emekçinin ve emeklinin sofrasına düşen 3 ekmekten biri İşte bu iki lobiye aktarılıyor, bu iki lobi arasında paylaşılıyor. Bu yetmezmiş gibi 660 milyar TL bütçe açığı öngörülüyor. Ne demektir bu? Bu bütçe bir seçim bütçesidir. Yani seçim yatırımı olarak yapılacak harcamalar bütçeye bir açık kalemi olarak önceden konmuş durumda. Bu İktidar 2023 bütçesini seçim bütçesi yapmaya çalışsa da bu kaynaklarla kendini ayakta tutmaya ve varlığını sürdürmeye çalışsa da bir kez daha diyoruz ki
Hayır, bu mümkün değil. Bu bütçe sizlerin son bütçesidir. Sizlerin tabelaları depolara inecek, çürümeye terk edilecek. Bu bütçe bu iktidarın veda bütçesidir. Küçük ortağının da değersiz yalnızlığının müjdecisi bir bütçe olacak. Türkiye'yi bu çarpık ekonomi anlayışından kurtaracak kaynakların savaşa, faize değil, emekçilere, emeklilere, gençlere, kadınlara, engellilere harcandığı ve HDP'nin yetki sahibi olduğu ilk bütçeye de çok fazla zaman kalmadı diyelim. En fazla 8 ay. İktidar 20 yıldır ülkeyi yöneten kendisi değilmiş gibi yarattığı sorunları çözmenin sözünü veriyor. Böyle bir yaman çelişkiyle yüz yüzeyiz değerli arkadaşlar. Vaatler arka arkaya sıralanıyor ve bütün bunlar kendi ürünleri değilmiş gibi çözüm önerilerini sıralayan konuşmalar yapılıyor, nutuklar atılıyor, vizyon belgeleri açıklanıyor. Oysa halkımızın büyük bir kısmı, bu toplumun büyük çoğunluğu gerçeklerin farkında. Asgari ücreti arttıracağız diyorlar ama kurdukları ekonomik sistem enflasyonist politikalarla alım gücünü de yok ediyor. Paranın değeri pula çevriliyor. Tüm emekçiler artık açlık sınırında yaşayan asgari ücretli haline getiriliyor. Emeklilikte yaşa takılanların emeklilik haklarını teslim edeceğiz diyorlar. Oysa AKP Genel Başkanı bundan bir süre önce ne demişti? Seçimi kaybetme pahasına bu işi yapmayız demişti. Yani seçimi kaybetme pahasına bile olsa yapmayız demişti. Şimdi ne oldu? Ne değişti? Neden EYT'lilere haklarını vermekten söz ediyor bu iktidar? Çünkü bütün bunlar seçim yatırımı. Ve seçimi kazanmak, iktidarı sürdürmek amaçlı manevra. Yeni bir sosyal konut projesi açıklandı. Peki nereden çıktı bu ihtiyaç? Barınma sorununun sorumlusu kim? Bugüne kadar ev sahipleriyle kiracıları birbirine düşüren, bu nedenle hayat kayıplarının dahi yaşandığı sorunu bu iktidar değilse kim yarattı? Peki İstanbul'da en düşük kiranın 5000, Ankara'da 4000 TL seviyesinde olduğu bu düzeni kim yarattı? Bu konut projesi için 2 yıl sonrasına randevu veriyorlar. İnsanlarımızın umutlarını, gelecek kaygılarını istismar ediyorlar. Bize oy verin, 2 yıl sonra bu projeyi hayata geçirelim diyorlar. KYK borçlarının faizlerini siliyorlar. Oysa yapılması gereken bütün borçların silinmesidir. Sadece faizlerinin değil. Biz söz veriyoruz. Evet, KYK borçlarının faizlerini değil, tamamını sileceğiz. Çünkü bütün öğrencilerin karşılıksız eğitimlerini sürdürebilecek düzeyde bursa sahip olmaları bir haktır. Bu hak sadece faiz silmekle teslim edilmiş olmaz değerli arkadaşlar. Evet, bütün bu saydıklarımızın hepsi yurttaşlarımızın, insanlarımızın haklarıdır. Hiçbiri seçim malzemesi yapılamaz. HDP olarak bizler bütün yurttaşların ekonomik ve sosyal haklarını sonuna dek savunmaya, onlar için mücadele etmeye, insan onuruna yaraşan bir çalışma yaşamı, insanca ücret ve hak mücadelesinde emekçilerin yanında onlarla omuza olmaya devam edeceğiz. Sevgili milletvekilleri, sevgili halkımız. Diğer bütçeler için söylediğimiz bir söz var. Başta da belirttim. Eş Genel Başkanım sevgili Pervin Buldan da altını çizdi. Evet, bu bütçe bir savaş bütçesidir. Esas olarak bir savaş bütçesidir. Çünkü
ülkeyi yöneten koalisyon, iktidar ittifakı bir savaş ittifakıdır. Bir savaş yönetimi olarak sürüyor ve bu şekilde de varlığını sürdürmeyi amaçlıyor. İktidarını ayakta tutmak için kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya, savaş ve çatışmaya ihtiyaç duyan bir iktidardan söz ediyoruz. İçi boş hamasi söylemlerle sürekli iç ve dış düşmanlar yaratarak toplumu korkuyla yönetmeye, siyaseti ve muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor. Bakın bir kez daha Kuzey ve Doğu Suriye halklarına, Rojava topraklarına hava harekatı başlatıldı. Kara harekatının da yapılacağı ikide bir söyleniyor. Daha önce de belirttik, yine belirtelim.